ile görüşen oldu mu? Adnan Oktar görüştü ve ona İslam'ı anlattı. Hem de Madonna'nın kendi isteğiyle. Çünkü Adnan Oktar tüm dünyaya hitap edebilen yegane Müslüman. Hazreti Muhammed döneminde herkese Allah'ın mesajı ulaştırıldı. Musevi, Hristiyan, putperest, dinsiz, açık kıyafetli veyahut kapalı kıyafetli herkesle görüşüldü. Çünkü Kur'an, Allah'ın herkese ulaştırılmasını emrettiği, tüm insanlığa gönderilen bir kitaptır. Sadece belli kesimlere değil. O nedenle bütün insanlarla konuşmak, onların İslam'ı doğru anlamasını sağlamak gerekiyor. Aynı Hazreti Peygamberimizin yaptığı gibi. Sayın Adnan Oktar da İslam'ı anlatım yönteminde tamamen Hazreti Peygamberimizin yöntemine örnek alıyor. Bütün diğer din mensuplarına, ateistlere, her türlü ideoloji ve hayat görüşüne sahip insanlara İslam'ı anlatıyor. Kur'an sadece cami cemaatine, dindarlara ve muhafazakarlara gönderilmedi. Bu kesimlere Kur'an'ın tebliği zaten ulaşmış. Allah Kur'an'ın sunduğu güzellikleri dünyanın tümüne ulaştırın diyor. Adnan Oktar'ın programlarında dekolte kıyafetleri hanımların ön planda olmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Dünyadaki milyarlarca insana hitap edebilmek. Özellikle bağnazların nefretle yaklaşımı sonucunda dinden uzaklaşan insanlara, dekolte giyinen kadınların endişelerini gidermek. Dünyadaki kadınların çoğu tesettürlü mü? Hayır. Avrupa, Latin Amerika, ABD, Afrika, Asya hep açık kıyafet giyinen dekolteli kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde özellikle gençlerimizin büyük bir bölümü açık kıyafetleri tercih ediyor. Adnan Oktar da kimsenin ulaşamadığı bu insanlara ulaşabilmek istiyor. 1400 yıldır kim bunu yaptı? Hangi bağna sistem bunda başarılı oldu? Kadınların her halleriyle baskı altında olmadan özgürce yaşayarak dindar olabileceklerini anlatılırsa başarılır. Böylece İslam'ın özgürlükçü, insan haklarına saygılı olduğu gösterilmiş olur. İslam'ın gerçek ve modern yüzünün görünmesine ihtiyaç var. Yoksa dünya İslamofobiyi yaşamaya devam edecek. Kur'an'da olmayan radikalizm, şiddet, kadın düşmanlığı, katılık, sevgisizlik ve diğer olumsuzluklar bağnazların hatasından dolayı İslam'a mal ediliyor. Türkiye karşıtlığının altında yatan büyük bir etken de bu. Bunu değiştirebilecek kaç kişi tanıyorsunuz? Adnan